Burada biz sadece hani bir siyasi öngörüden bahsetmiyoruz. Burada bir anlamda bir mühendislikten de, bir halk operasyonundan da karışması var burada. Temenni niyetin var. Öngörü olarak temenni. Şimdi bir taraftan bunun da bence bir adım ötesi de, yani sadece temenniyi ifade etmek değil. Yani bir şekilde bir söylemi dolaşıma sokarak, yani bunlar genellikle bakın 30 Mart seçimleri öncesinde oldu. Çünkü bir baktığımızda 17-25 Aralık bir psikoloji oluşturdu. O psikolojinin üstüne tam da, yani evet yeni bir dönem başlıyor, çöktüler, çatırdıyorlar, bittiler, bitiyorlar. Artık %30-35 bandında diye, evet. Yani çok ciddi, çok ciddi işte kendini ifade eden bir sürü gazeteci çıkıp bunu savundular. Bunu savunurken ben yani gerçek anlamda bir sosyoloji hissettiklerini düşünmüyorum. Burada bir tam da bir mühendislik yapıldığını düşünüyorum. Bakın paralel yapının gazetecileri. Sosyal medya hesaplarına bakalım o dönemdeki. Yani şu kadar oy alacaklar kesin, net. Yani bunu söyleyen bir insan bir ay sonra bunun böyle olmayacağını bile bile neden yapar? Çünkü o aslında bir stratejiye adanmış bir şey olduğunda anlamlı olur ve buna adandı. Değiştirebileceğini yani düşündüler ama yapabileceğini düşündüler. Elbette yani bir strateji olduğu için bunu yani gerçekten böyle söylediler, devam ettirdiler. Fakat burada kritik olan şey bence yani bizim sermayede de yargıda da, medyada da yaşanan tam da hani aslında hala da tamamlanmamış olan paradigma değişimi. Yani medya bir paradigma değişimi yaşıyor. Buna uyanlar, yani bunu anlayanlar, bu paradigma değişimini bence anlayanlar yeni dönemde ayakta kalacaklar. Çeşitlenecek, çoğullaşacak bu anlamda medya. Yani bu ama hani burada medya sermayesi de çok önemli. Sadece önemli. Medya bir tecavüz şeydi. Sermaye önemli. Çok önemli. Yani oradaki sermayenin aslında pozisyonu zaten medyanın hani içeriğini, oradaki temsil stratejilerini belirleyen şey. Ve medya sermayesi bu anlamda paradigma değişimini eğer okursa ifade ettiğim şekliyle, yani nedir bu paradigma değişimi? Ama eski sermaye medya, bunu okuyabilir mi artık? Mesela orada yani merkez medya, Aydın Doğan, bu yeni Türkiye'yi bugüne kadar okuyamadı. Şimdiden sonra okuyamadığında yeni döneme kesinlikle adapte olamaz. Ne zaman küçülür, okuyacak? Ama küçülür ve küçüldüğünde de evet, sistem dışına çıkar. Okuma, yani okuma, ana akım medya, çok özür dilerim, ana akım medya dönüşür. Ana akım medya nitekim dönüşüyor. Artık biz merkez medya diye konuşurken, ana akım medya diye konuşurken Doğan'ı anmamaya başlarız ki bu çizgi bir anlamda devam ediyor. Bakın ana akım medya diye konuştuğumuzda biz bundan işte 5 yıl önce başka bir şey konuşuyorduk. Bugün bambaşka bir şey konuşuyoruz. Evet ama bugün gene de merkez medya paralel medya ile birleşmiş vaziyette koskoca bir medya var ortada ki hiç gerçeği söyleyemem. Koskoca bir gürültü, gürültü üretiyorlar. Gürültü kirliliği var, evet. Karşılık da, yani bir söylemsel karşılık da üretebiliyor değiller. Yani yargıçlık yapıyorlar. Evet. Yargıçlık yaptıkları için de bu oldukça net bir biçimde yargıçlık ve kahinlik aslında yaptıkları iki şey var. Burada önemli bir unsur var. Yani gerçekten bu uluslararası bir süreç, uluslararası bir operasyon ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasıyla paralel gelişen bir durum. Yani evet, burada Türkiye özellikle 2009 sonrasında bence kritik tarih orası. Yani Davos, daha sonra Mavi Marmara, bu anlamda zaten Türkiye aleyhine gelişen yani neokonların o yaklaşımı, işte İsrail lobisinin de yaklaşımıyla bütünleştikten sonra giderek ana akım halini almaya başladı ve Batı'da, medyada bu anlamdaki arka plandaki operasyonları da biliyoruz. Giderek Türkiye bugün geldiğimizde işte Hamas'a Müslüman kardeşleri destek veren, işte uluslararası tırnak içinde transnasyonel teröre destek veren bir ülke konumunda işlenmeye başlandı. Ve bu yapılırken de klasik o geçmişteki manipülasyonla bile değil. Yani doğrudan asparagasla bu yapılmaya başlandı. Yani bu aslında bence hani medya tarihi derslerinde çok net okutulması gereken bir şey o. Yani hani üzerine günler boyu konuşulur. Oldukça açık bir şey. Asparagas ve malum New York Times medya derslerinde, medya tarihi derslerinde de böyle bu anlamda hani manipülasyon yapsa bile bunu ne kadar estetik bir şekilde yaptığı anlatılan bir gazete ki bugün bu anlamda yüzünü çıkarttı bir, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hani Sözcü gazetesi ve New York Times gazetesi aynı performansı, aynı noktaya geldiler. Aynı asparagas üzerinin içinden konuşur hale geldiler. Evet. Ortaklık da şu, yani Erdoğan karşıtlığı. Yani o Erdoğan karşıtlığının gözü kör etmiş. Haberimizin de arkasında haberimizin izliyorlar. Arkasındayız ama bakın şimdi haberi öyle bir düşünün. Fotoğraf yanlış ama haberimizin arkasındayız. Evet. Yani bu o, şu demek, yani ben hani o ideolojik pozisyonumda ısrarcıyım demek. Evet. Yani fotoğraf yanlış. Bak ben sana yani bir fotoğraf koyuyorum. Bunun altında fotoğrafın bütün unsurları yanlış ama arkasındayız yanlış ama diyor. Ben çünkü yani şunu söylüyor. Niyetim de
kastımda direneceğim, onun arkasında duracağım. Yani burada hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'nin pozisyonunu, yani bu anlamda eksen kayması kavramının ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren. Bu çünkü Türkiye ve uluslararası şey, hani kim kimi ne kadar besliyor? Bu bence tartışmalı. Bence bu yumurta tavuk şeyine dönüyor. Evet. Yani buradan oraya, oradan buraya. Yani giderek birbirini peki, büyüten bir şey oluşuyor. Peki bu azalacak ama bir şey herhalde. Bu daha büyümeyecek yani. Bence Türkiye, şundan azalıyor. Yeni bir Türkiye ve güçlü bir... Normalleşme, istikrar, demokrasinin alanının genişlemesi, bütün bunlar oldukça ve aslında siyasetin gerçek dinamikleri yani ortaya çıktıkça. Bu nedir? Bu %52'dir. Yani %52'nin dinamiği açık ve net bir biçimde ortaya çıktıktan sonraki çıktı bu. Yani evet. Artık bu anlamda yeni bir pozisyon alınmak durumunda ama bir taraftan da bölgede bir savaş var. Yani evet. Bölgedeki savaş nedeniyle bu bir anlamda uluslararası alanda tırmanmaya da devam edecek. Bu manipülasyonlar devam edecek. Bunu da hani bu anlamda ben göreceğiz diye düşünüyorum. Yani uluslararası evet. alandaki medya operasyonları devam edecek. O nedenle de Türkiye'de hala devam etme ihtimali var.